Ve Sisler Bulvarı devam ediyor. Konuğumuz Dursun Akyürek. Dursun Akyürek daha önce Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 42 yıllık kendisi maden mühendisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu. Geçmiş döneminde, görevli döneminde o da bazı kazaların tanığıdır. O da kazalarla ilgili belki işte gerekli önlemler alınmıyor denildiği zaman dolayısıyla suçlanan yöneticiler arasındadır diye bakıyoruz. Suçlanan derken yani o dönemin yönetiminde olan kişilerin kazalar meydana geldiği zaman, krizi patlamaları yaşandığı zaman işte devlet yeterli tedbirleri almadığı gibi açıklamalar da ister istemez o dönemin yetkilileri de her zaman hedef haline gelirler. Dursun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce başınız sağ olsun bir maden mühendisi olarak, bir madenci olarak. Amasra'da meydana gelen kazayla ilgili bugüne kadar tabii ki çok şeyler anlatıldı. Özellikle bilim insanları olayı bilimsel olarak her yönüyle ortaya koydular. Siz uygulamanın içerisinde olan bir insan olarak yani geçmişte hem yöneticilik yapmış hem de ömrü madenlerde 40 yıl madenlerde geçmiş bir kişi olarak siz kazaya nasıl bakıyorsunuz? Amasra'daki olay nedir? Öncelikle kaybettiğimiz madenci kardeşlerimiz için rahmet diliyorum. Evet. Aileler için sabır, milletimiz için sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de şifalar diliyorum. Şimdi bu kaza çok elim ve üzücü kaza ve bu dönemde grizu patlamasıyla olmaması gereken bir kaza. Neden yani grizi patlı neden olmaz? Şimdi geçmişte metanı tespit etmek için çok ilkel yöntemlerle başlayan madencilik, kanaryayla, daha sonra madenci lambalarıyla tespit edilerek metanla mücadele ederken maden teknolojisi hızla gelişti. Şimdi kömür damarının içerisindeki ki bünyesinde muhakkak olan ve bulunduğu jeolojik şartlara, yaşına ve ortama bağlı olarak bünyesinde artış gösteren metan artık daha işin başında bünyesinden alındığı gibi işletmecilik sırasında ortamda risk olacak faktörleri denetlemek, kontrol etmek ve bertaraf etmek için de teknolojik gelişimi vardır ve gelişim devam etmektedir. Evet. Şimdi orada hemen şunu sorayım. Az önce dediniz ki ya kafesler içerisinde kuşlar. Ne yapılırdı kuşlarla? Ölçüm mü yapılırdı? Evet, yani mesela bu kuşlar bilhassa kanarya hassas bir kuştur. Oradaki gazdan, karbonmonoksitten bilhassa. Çünkü ocakta yalnız metan değil, kömür kendiliğinden kızışarak yangınlar oluşturur. Bu karbonmonoksit zehirlenmelerine sebebiyet verir. Ve dolayısıyla da kuşların bu hassasiyetlerinden faydalanılarak bu kazaların önlenmesine çalışılmış. Ha, kuşlar orada ölüyor mu? Ölebiliyor veya kendisi fenalaşıyor ve orada diyorsunuz ki gaz var ve burayı terk edelim. Hassas, demek ki en hassas olan kanaryalar değil mi Kanarya, evet. Ve daha sonra madenci lambaları gelişiyor. Madenci lambalarında ise üzerinde baretin üzerindeki ya madenci el lambaları. Ha, evet. Bunlar klasik madenci lambaları. Madenci elinde taşıyor. Bunun bir ayarı var ve yanıyor. Bu metan ortamında metan yanıcı ortam. Evet. Ve bu alev boyutu değişiyor. Bu boyuttan oradaki Gaz varlığını olduğu tespit ediyor. anlaşılıyor. Gaz olduğu anlaşılıyor. Daha sonra ise metan sensörleri ve seyyar ölçüm cihazları gelişti. Önce seyyar ölçüm cihazları gelişti. Bu cihazlarla biz mühendisliğimizin başında gittiğimiz ocaklarda önce o cihazlarla metan seviyesini ölçer ve oradaki ortama işçinin çalışıp çalışmayacağını, terk edip terk etmemelerine karar verirdik. Daha sonra bu bizim inisiyatifimizden çıktı. Sensörler kondu. Yani ocağın üretim alanlarında havanın geliş ve dönüş yönlerine sensörler koydu. Bu sensörler metan miktarını, metan konsantrasyonunu ölçüyor. Karbonmonoksit ve diğer gazları ölçüyor. Hava hızını, hava miktarını ölçüyor. Ve belirli limitlere geldiği zaman da ikaz veriyor.
önce bir %1'e metan %1'e ulaştığı zaman bir ikaz veriyor, sarı bir ikaz. Ondan sonra yükseldikçe 1.5'ta diyor ki burada 1.5'a ulaştı. Tehlike burada var. Artık elektrik ve diğer sistemler kapatılsın. %2 geldiği zaman kırmızı alarma geçiyor ve diyor ki ocağı terk et. Dolayısıyla bu kadar yardımcı teknolojik gelişmeler iş güvenliği açısından olduğu bir dönemde ki böyle bir kazanın olması son derece üzücüdür. Peki şunu söyleyeceğim. Madem böyle tedbirler alınıyor. Tedbirler alındıysa buna göre kazaların Türkiye'de olmaması lazım. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Ya şimdi başka ülkelere, yabancı ülkelere bakıyorsun. İşte Almanya'sı, Amerika'sı, diğer kömür üreten ülkelerde. Orada benzer kazalar yaşanmıyor. Oysa bakıyorsunuz ülkemizde hep böyle ölümle sonuçlanan, bayağı üzücü kazalar, hem de toplu ölümlerle sonuçlanan kazalar da yaşanıyor. Neden? Yani tedbir mi alınamıyor, alınıyor mu veya neden yetersiz? Saygı Bey, ben meslek hayatımın da buna bir kendim yaşadığım birkaç örnekle cevap verebilirim. Mesleğe başladıktan birkaç yıl sonra Mart 1983 yılında Armutçuk'ta bir facia, Grizi faciası. Ben aynı gece oraya gelmiştim. 103 sanıyorum vatandaşım, madencinin şehit olduğu olaydı değil mi? Evet. Ve bu olay için biz de tahlisiye kursu eğitim almış ve havzada çalışan bir mühendis olarak bu kaza yerine ekibimizle beraber gittik. Tahlisiye dediğiniz orada kurtarma ekibi mi? Şimdi bu herhalde özel eğitimi var. Tahlisiye derken madenci Zonguldak tahlisiye ve kurtarma ekipleri son derece iyi seçilmiş, eğitilmiş ve gerçekten bu meslekte kurtarmacı olarak örnek alacak kişiler ve gerçekten de kurtarmayı bilen kişiler. Sanıyorum son olayda kurtarma ekibi çok iyi imtihan verdiğini görüyorum. Biz de o dönem bu kazaya gitmiştik. Bu kaza yerine daha önce bizden önce de mühendis arkadaşlar ve kurtarma ekipleri girmişti. Ben de girdim. Girdiğim zaman öncelikle çok darmadağın bir ocak manzarası ve biraz yürüdükten sonra ise oturan, yana doğru eğilik duran madenci arkadaşları gördüm. Dedim ki yanım, kendi kendime konuşamıyoruz. Oksijen maskeleri, cihazları var. Ama ben dedim ki ya yaşıyorlar herhalde bunlar. Allah Allah. Yaklaştık evet. Ve baktım ki devrildi. Şunu görüyoruz. Bu maden metan patlamaları büyük bir basınç yaratıyor. Ve büyük bir alev topu ve bu basınç bütün galeriye doğru intişar ediyor. O alanda bulunan çalışanları hem fırlatıyor hem de arkasından gelen alev topu yakıyor. Allah Allah. Isı, yüksek ısı. Yani bir metanın patlama, grizu patlamasında ortamda 1800, 2000, 2300 kalori derece sıcaklığa, 2300 yaklaşık 2300 derece sıcaklığa ulaşan bir ortam oluşturuyor. Ben bunu gördüğümüzde bu yaşıyor intibaha da şundan oluştu. Beyaz gözler ve ağız kısmı beyaz, gülümser şeklinde bize bakıyor gördüm. Dedim yaşıyor bunlar. Ama yanlarına baktığımızda hepsi ölmüştü. Sonra tuttuğumuzda gördük ki bunlar oluşan itme basıncı ortam patladıktan belirli bir süre sonra soğuyunca çekilme oluşturuyor. O çekilme basıncı vücut derisinin altında bulunan yağ tabakasını yüzeye, gözeneklerden yüzeye çıktığını gördüm.
Ve burada alevin etkisiyle yanmış. Ve biz bunları taşıdık. Yani evet, gün yüzüne çıkarttınız. Gün yüzüne çıkarttık. Evet. O zaman ki bu benim meslek hayatımda da bir miktar havzadan uzaklaşmaya zorladı. Anlıyorum. Ama sürekli şunu düşündüm. Yani bu metanı biz önleyelim. İmkan var. Diğer ülkeler önlüyor. Metan grizo patlamalarını biz önleyelim. 1990 yılında civarında Kozlu'ya ilk metan izleme sistemini kurduk. Çünkü Kozlu, Türkiye Taş Kömürü Kozlu müessesine gidilirse sanıyorum duruyor. Girişinde büyük bir saat var. Bu saatte ölülü ve yaralı madencileri işlenir. O saat sürekli ileriye doğru gidiyor. Ve biz de kendimiz dedik ki arkadaşlarımızla, biz kararlıyız. Biz bu saati durduracağız dedik ve ilk metan izleme sistemini Kozlu'ya kurduk. Evet. Fakat ne üzücüdür ki bu sistem kurulduktan bir süre sonra ben ayrılmıştım. Zonguldak Taşkömürü'nün en büyük kazası oldu 1992 yılında Kozlu'da. O zaman şunu gördüm. Sistemi kurmak gerekiyor. Ancak sistem uyarıyor, sistem takip gerektiriyor, sistem karar gerektiriyor ve sistem eğitilmiş ve bu eğitilmiş pratiği almış personel ve derhal riskli ortamdan uzaklaştırmayı gerektiriyor. Evet. Maalesef sistem bize ikaz ediyor, uyarıyor. Burada metan var, grizo olacak diyor. Ama ya tahliyede geç kalıyoruz, ya karar vermede geç kalıyoruz, ya da kendimize özgüvenle bir şey olmaz diyerek sonucunda bu kazaları yaşıyoruz. Çok iyi anladım, evet. Şimdi o zaman baktığımız zaman diğer ülkelerde kaza, onları demek ki hem önlem alıyor, hem takip ediyor, hem de uygulamasını mı yapıyor? O yüzden mi orada böyle kazalar olmazken ülkemizde hala olmaya devam ediyor? Şimdi gelince bu metan, metan kömür damarı içerisinde var. Evet. Ve belli bir havaya orana ulaştığı zaman kıvılcım ve ateşleme devreye girdiği zaman patlar. Bunu madenci, Türkiye'de, dünyada madenci, kömür madencisi bilir. Bunun herhangi bir raporda yer alması veya orada olacak demesi değil. Şu anda Zonguldak'ta çıkın, sokaktaki herhangi bir insana sorun, der ki bizim Zonguldak kömüründe grizo olur, var ve patlar. Bunu bilir. Ama dünya bu varlığı teknolojik gelişimle bu riski azaltacak önlemler peki, alıyor. Yani birinci önlem. Mesela Türkiye'de baktığın zaman işte sonuçta bir devlet kurumu bu da. Evet. Türkiye Taş Kömür Kurumu. Devlet yani bunların önlenebileceğini veya uygulanabileceğini, ölümleri sıfırlayabileceğini öngörmesine rağmen neden yapmaz mesela? Niçin yatırımını yapmaz bunu? Ben şimdi şunu söyleyeyim. Birinci olarak grizo facialarından kurtulmanın kesin çözümü metan drenajıdır. Yani kömürün bünyesinde olan metanın orada işletme açılmadan, hazırlıklara başlamadan sondajlarla ve teknolojiyle bünyesindeki metanı almaktır. Ha, bu gaz oranı yüksek olduğu zaman bu ekonomik olarak da metan yanıcıdır. Bu ısıtmada, enerji üretiminde kullanılabilir. Ama bir insanın hayatı çok büyük, milyarlarca dolarlık yatırıma değer. Tabii. Burada devletimiz Zonguldak Havzası'nda kömürde bilinen metanı kesinlikle drenajla çalışmadan önce
bu kazalarda üzülüp vah vah çok üzüldük demeden önce kesinlikle bünyesinden metan drenajıyla çıkarması gerekir. Bu birinci faktör. Bu da yapılabilecek işler yani sonuçta. Bu dünyada yapılıyor. Bizde de Zonguldak'ta bu ihale konusu oldu. Şu anda Amasra'da rovdomansçı olan firma bu ihaleyi aldı. Birkaç sondaj yaptı takip ettiğim kadarıyla. Fakat ben niçin bu metan drenajı konusunun titizlikle, ısrarla takip edilip sonuçlandırılmadığını bilmiyorum. Bak şimdi bu kadar insan hayatını kaybettikten sonra tekrar konu hatırlatılır, hatırlanır, tekrar gündeme gelir. Bakalım bundan sonra ne olur? Hayır, bunun kesinlikle Saygı Bey, madencinin gürüzü kaderi olmamaz. Kader yok burada, tedbir gerekir. Birinci tedbir, gürüzüye karşı metan drenajıdır. Metan drenajı dünyada yapılıyor, bizim ülkemizde de yapılmalı ve insan inisiyatifine bırakılmadan kesinlikle metan kömür içerisinden zararsız hale getirilmeli. Bu birinci fark. O da demek ki mümkün. Yabancı ülkelerde mümkün. Uygulandığına göre ülkemizde mümkün. Yapılabilir. Bunun bahanesi olamaz. Teknolojik gelişmeler buna imkan veriyor. Buna kesinlikle devlet ya devletimiz yatırım yapmalı ve faciaların önüne geçmeli. Peki mesela geçmiş dönemde siz de bulunduğunuza göre yönetimde neden yapılmaz buna? Yani çok mu pahalıdır veya pahalı olsa bile insan hayatından kıymetli bir şey olamayacağına göre niçin yapılmadı? Şimdi neticede bu metan drenajı derin, üretilecek derinliğe kadar ki olan alandaki kömürün içindeki metanı almak, metansızlaştırmak. Bu bir sondajdır. Arkasından da bazı teknolojik metotlar vardır. Bu metotla metan çıkartılır. Ama burada çıkarttığım metan yaptığım yatırımı karşılamıyor. Bu bir ekonomik değil. Ekonomik sistem zihniyetle bakılırsa ki bakılmaması gerekir. Tabii. Devam etmiyor. İşte burada devletimiz insana değer verip, işçisine değer verip, her ferdine değer verip bu ne pahasına olursa olsun ki dünya yapıyor. Hepsi de bunu enerjide kullanmıyor. Evet. Ama insana değer vererek biz de bunu yapmamız gerekir. Peki. Eğer yapılmıyorsa evet. Bunun nedenlerinden birisi bunda ısrar etmemektir. Peki Dursun Bey, şimdi Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde işte bir yine böyle bir kömür kazası Soma'da içinde o zaman demişti ki işte bu işin fıtratında var demişti. Son olarak Amasra'da kazayla ilgili olarak kader olarak niteledi. Şimdi mutlaka böyle anlatımınıza göre bu bir kader değildir. Veya fıtratta değildir. Siz nasıl bakıyorsunuz? Ben mühendisim. Evet. Ben pozitif bilimleri almış, mesleğini pozitif bilimler üzerinde yürüten bir mühendisim. Biz mühendislikte, maden mühendisliğinde kömürün ihtiva ettiği gazları bunu ekonomik ve güvenli olarak nasıl çıkarılıp kullanmaya arz edecek tüm bilgileri öğrendik. Bu şunu gösteriyor. Ha, ki bu bütün madenlerde yazar. Önce emniyet. Evet evet ben de birçok maden üzerinde hep önce emniyet yazar. Şöyle yazar. Önce tedbir sonra tevekkül evet, yazar. Önce yani ben emniyet. Bunu birçok maden ocağının girişinde biraz önce ben metan drenajından bahsettim. Hayır. Metan drenajından sonra neden bahsettik? Kömürden madem de drenajı yapmadık. Metanı tespit edelim dedik. Ne var? Evet. Sensörler koyduk. Seyyar sensörler koyduk. Ölçüm cihazları koyduk. Ve de teknoloji diyor ki Zonguldak kömürün içerisinde metan olduğu gibi kömürün bünyesi içerisinde metan kapanları var. Basınç altında duran metan kapanları, metan depoları var adeta. Bunlar için bizim şartnamelerimiz, nizamnamelerimiz esasında kazalar için çözüm üretmiş, tedbirleri koymuş. Anladım. Diyor ki, önemli olan önce uygulasın. Diyor, madem metan drenajı yapmadın, çalışmaya başladın. Sen diyor, çalıştığın alanın diyor, 25 metre önünü gör. Yoklama sondajlar yap diyor. Galeriler sürüyorsun diyor. Her metresi için diyor, 25 metre yoklama sondajı yap. Önündeki gazı gör.
ani bir gaz birikimi varsa oradan çıksın, alınsın. Aksi takdirde ani degaj dediğimiz metanla, ki bir olayı da anlatabilirim. Evet. Bir galeride, ki Koz'da yaşanmış, bu bir galeride 500 metreye yakın bir galeri saniyeler içerisinde metan püskürtmesi tamamını %90 oranında doldurdu ve orada 8 işçimizi kaybettik. Evet. Metanın gücü tedbir almazsa olacağı sonuç belirli. O zaman bir, elimizde bu bilim bize veriyor, madencilik teknolojisi, madencilik mesleği veriyor. Diyor ki burada sondaj yapacaksın, kontrol edeceksin ve bu metanı boşaltacaksın. Varsa basıncını düşüreceksin. Bu veriyor. O zaman ikinci tedbir bu. Üçüncü tedbir. Diyor ki iyi bir havalandırma. Evet. İyi bir havalandırma. Nedir? Metanın oluşması, metanın birikerek patlama limitini engelleyen faktör nedir? Havalandırmadır. Bakın. Amasra olayı içerisinde tahlil etmem gerekirse şu bilinçle söylüyorum. Yani burada bir tahkikat yürütülüyor. Dolayısıyla bu tahkikatı etkileyecek bir kelimeler bahsetmek istemiyorum. Yani burada bahsetmek istediğim konular tamamen mesleki tespitler, tabii. Mesleki değerlendirmelerdir. Oradaki şartların nasıl oluştuğunu zaman gösterecek. İnşallah kısa sürede gösterir. Ama göstermiyor. Bakın Soma ile ilgili olay 2014'te yaşandı, Soma olayı. Aradan bunca yıl geçti. Sadece iki kamu görevlisi bu olayla ilgili tutuklu. 301 madencimizin şehit olduğu olayda. İki kişi tutuklu. Onun dışında herhangi bir tutuklu, hükümlü falan kimse yok. Dahası, onu esas söylemek istiyorum. İki üniversiteden bu konuyla ilgili, yani kazanın oluş biçimiyle ilgili rapor istendi. O dönemden beri. İki üniversitede aynı konu, olay yeri aynı, işte yaşanan yer aynı, iki ayrı üniversite olay yerinde tespitler yaptı. İki üniversitenin birisinin A dediğini öbürü B diyor. Birisinin B dediğine diğeri A diyor. Mahkemeler ne yapsın böyle durumu görünce de. Şimdi Savcı Bey, Saygı Bey, şunu söyleyebilirim. Esas olan facialardan ders almak. Tabii. Yani biz bir facia olduğu zaman günlerde birkaç gün, bir hafta, 10 gün tartışıyoruz. Çeşitli sebepler, çeşitli senaryolar üzerinde tartışıyoruz. Ama gerçek olan bu faciadan sonraki mahkeme süreçleri, bilirkişinin tespitleri, olay yeri tespitleri, olayın oluşu, gelişimi konusunda ise ben şahsen yıllardır bu konuda araştırma yapıyorum, bakıyorum. Ya gizlilik var, hiçbir facianın neticesi ne bilim dünyasında, çok ne madencilik dünyasında, ne kamuoyunda ne açıklanıyor, ne de izah ediliyor. Ne bir kongrede, ne bir simpozyumda, ya bu şu tarihte bir kaza, facia oldu. Bu faciayı biz şu şekilde anlatıldı. Ama gerçek bu, olay yeri bu. Ve sonuç bu. Bunun nedenleri bu. Burada suçlu bu. Bu maalesef buradan herhangi bir şey çıkmadığı için de hiçbir şey ders alıcı olmuyor. Tamamen sezgilerimiz, mesleki tecrübelerimizle yorum yapmaya çalışıyoruz. Olmuş kazalardan ders çıkararak, kazaların olmaması için ne öneri, ne gelişmiş yeni tedbirlere başvurabiliyoruz. Ben burada diğer bir şeyinde bunun da çok iyi bir irdelenip belirli dönemden sonra artık bu kazaların nedenleri ve gerçek suçlarını tam olarak ortaya çıkarılıp çıkarılmadığını insanların bilmesi tabii. Ki onu, yakınlarını kaybedenlerin ki haklarıdır. Bunda hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Evet. Şimdi bu geçmişteki kazalardan, mesela kaza sonrası devletin yetkilileri hemen geliyorlar, biliyorsunuz olay yerine. Geldikleri zaman oradaki şeyler nasıl? Mesela ocaklara falan iniyorlar mı? Oradaki vaziyeti görüyorlar mı? Yoksa sadece dışarıda bilgi alıp gidiyorlar mı? Şimdi bunu kaza sonrası risk yönetimi çok önemlidir.
Evet. Ben mesela baştan bir anımı anlatmıştım. 1983 yılı Armuçuk faciası olduğu dönem biz bir genç mühendis ve bizim amirlerimizle biz oradaydık. O dönemin başbakanı Bülent Ulusu da kaza yerine gelmişti. Ve kaza yerini görmek istedi. Yani griz, yani patlama alanı. Patlama yerini görmek istedi. Biz bunun mümkün olamayacağını söyledik. Ben başbakanım, görmek istiyorum dedi. Biz dedik ki mümkün değil. Bir, bu tür kazaların girebilmeniz için, ocağa girmeniz için belli şartları yerine getirmeniz gerekir. İkincisi, şu anda buraya girecek kişi ancak kurtarma eğitimi almış ve bu tür olaylar içerisinde hareket etmesini, ne yapmasını bilen kişiler olması gerekir. Siz bu vasfı taşımıyorsunuz. Dolayısıyla sizin buraya girmeniz mümkün yani değildir dedik. Yani şeye sokmadınız başbakanı. O zaman girememişti. Şimdi de girmiyorlardır. Ama bunu şunu demek istiyorum. Bu dönemde ki risk yönetimi önemli ve bizde bu riski yönetecek eğitim almış kişiler de var. Onlara bırakmak gerekiyor. Tabii. Sakin olmaları gerekiyor. Hızlı olmaları gerekiyor. Ve kararlı ve gerekeni yapmaları gerekiyor. Evet. İsteneni değil, gerekeni yapmaları gerekiyor. Ama televizyonlardan izleyebildim. Kurtarma hızla neticelendi. Ama oradaki diğer şeyleri tabii izlememiz mümkün değil. Onunla ilgili bir yorum yapamam. Evet. Şimdi bu madenlerin şöyle baktığınız zaman Türkiye'de bir şeyler var. Devletin işlettiği madenler var. Bir de özel sektörün madenleri var. İkisine baktığım zaman nasıl aralarında öyle önemli bir fark var mı güvenlik önlemleri falan açısından? Şimdi Saygı Bey, ben bu faciaların önlemleriyle ilgili hem sizin sorunuza cevap vermek, tabii, hem de diğer önemli önlem faktörlerini, parametrelerini anlatmak için hem devlet hem de özel teşebbüs açısından irdelemek istiyorum. Birincisi, bu kazalarda dedik ya, metan, biriken metanın belirli bir konsantrene ulaştığı an bir şeyin ateşlenmesi gerekiyor. Ateşlemesi, evet, gerekiyor. Bu ateşlemeyi ne sağlayabilir? Orada bulunan teçhizat, orada kullanılan patlayıcı, yani kıvılcım oluşturan, evet, herhangi bir materyal bu grizayı faciasına sebebiyet şey verebilir. Diyor, bir sigaranın diyor orada, yani yasak ama yine diyor içildiği zaman o etkili olabilir diyor. Ne bileyim işte kömür çıkartırken işte kömürün ortaya çıkan bir çıngı işte bir onlar bile gazı patlatmak için yeterli olabiliyor deniliyor. Bakın bu tabii iş güvenliği mevzuatı ve bizim mevzuatlarımızda bir kere yeraltı kömür madenlerinde kesin ve kesin ateks dediğimiz alev sızdırmaz ekipman kullanma zorunluluğu var. Kullanılan teçhizat ve ekipmanlar herhangi bir çarpma anında, sürtünme anında kıvılcım oluşturmayacak materyallerden üretilmesi gerekiyor. Ve buraya giren tüm teçhizat ve ekipmanlar anti-grizo, yani ATEX sertifikasıyla sertifikalandırılmış olması gerekiyor. Ve bu teçhizatlar ve aletler kullanıldığı süre içerisinde tamir edildiklerinde yine test edilip evet, sertifikalandırıldıktan sonra ocağa alınması gerekiyor. İşte bu kazada da bakılacak diğer bir parametre de bu sertifikaların titizlikle yapılıp yapılmadığının kontrolüdür. Diğer bir olay, bunu da bilhassa belirtmek istiyorum. Amasra'daki bu facianın nedenlerinden birisi olabilir.
Şimdi Amasra'da bir Zonguldak Havzası jeolojisi gereği tam mekanizi sistemlere geçmişte müsaade etmiyordu. Ama dünya madenciliği, maden teknolojisi gelişti. Şimdi şartlara uygun, her şarta uygun teknolojiler gelişti. Bunlardan bir tanesi tam mekanize sistem. Yani yürüyen tahkimat sistemleri, konveyör sistemleri ve kazı sistemleri, kesici kazı sistemleri. Biz buna tam mekanize kazı sistemi diyoruz. Amasra'da bu son dönemlerde alınmıştı. Bu dönemde kullanılmaya başlandı mı, kullanıldı mı bilmiyorum. Evet. Ama Amasra'da yarı mekanize bir sistem üretimde kullanılıyordu. Yani yürüyen bir tahkimat vardı, konveyör vardı. Kazı ise kömür patlatılarak, dinamitle patlatılarak ve klasik basınçlı hava martopikörleriyle kazılarak üretim yapılıyordu. Evet. Dursun Şimdi Bey, burada bu patlamayı sağlayacak parametrelerden birisi de orada duralım. Evet. Mümkünse değerli televizyon yapımcısı, yıllarca TRT'nin unutulmaz programlarına damga vuran Nazmi Kal abimiz telefonda. Nazmi abi. Nazmi abi duyuyor musunuz bizi? İyi günler Saygı Bey. Nazmi abi, şimdi siz geçmiş dönemde bu kömür ocaklarıyla ilgili bir kitabınızda da değişik bir anılar anlattınız. Çünkü o kitaplarınızda çok geçmiş dönemde görev yapan ünlü isimlerin veya işte devlet yönetiminde yer alanların kömür ocaklarıyla ilgili de madenlerle ilgili de bir çalışmasından söz ediyorsunuz. Onu anlatır mısınız Celal Bayarlı anıyı? Efendim izin verirseniz bir iki dakika bu şey Anadolu'daki madenciliğin geçmişinden bahsedebilir miyim? Buyurunuz, bize konuğumuz var, biraz kısa olmasını rica ediyorum Nazım abi, vaktimiz olmak üzere. Peki o zaman sadece o anıdan bahsedeyim. Biliyorsunuz Atatürk madenciliğe çok büyük önem veriyordu. Osmanlı döneminde yabancıların elinde olan, yabancılara terk edilmiş, imtiyazla verilmiş maden ocaklarımızda çok ilgilendi. Bu arada 1921 yılında Fransızların işlettiği Zonguldak Havzası'nda işçilerin orada köyden toplanıp köle gibi çalıştırıldıklarını, zamana ve yaşa dikkat etmeden, hatta bir sömürge ülkesinin insanları gibi çalıştırıldığını haber alıyor ve daha Cumhuriyet kurulmadan 1921 yılında Atatürk Celal Bayar'ı gönderiyor Zonguldak'a bu durumu incelemek için. Ve bu durumu incelemek için gönderiyor. Celal Bayar katır sırtında dört gün sürede gidebiliyor Zonguldak'a ve orada incelemeler yapıyor. Bu incelemelerden sonra Fransızlara bir sürü maddeler öneriyorlar ve 1921 yılında 151 sayılı bir kanun çıkarılıyor. 19.337 1936 1920'dir 1921'de bu maddelere göre, bu kanuna göre 18 yaşından küçüklerin çalıştırılması yasaklanıyor. Çalışma süresi 8 saate indiriliyor. Ücret tespitinde işçi temsilcisinin yer alması belirleniyor. Ve ocak çevresinde hastane ve eczanelerin yer alması kanunlaştırılıyor. Hamam ve dinlenme yerleri yapılıyor. Atatürk bu öneme binaen daha 1924 yılında hemen Cumhuriyet'ten hemen sonra da Zonguldak'ta Kara Elmas Üniversitesi'nin bugün Kara Elmas Üniversitesi'nin temeli olan Mühendis Ali Mektebi'ni kuruyor. Ve orada mühendis yetiştiriyor madenlerin işletilmesi için. Bu mühendisler daha sonra Meta'nın kuruluşunda ve Etibank'ın kuruluşunda görev alıyorlar. Yani
Özellikle Osmanlı döneminde yabancı imtiyazlarına verilen, yabancılara adeta satılan bu maden ocaklarımızın millileştirilmesi İzmir İktisat Kongresi'nden beri plana alınıyor ve çalıştırılıyor. Bilmiyorum o zamanlar bugünkü gibi kazalar oluyor muydu, olmuyor muydu? O konuda bir araştırma yapmadım ama maden ocaklarında gerekli tedbirlerin alınması, insanların oradaki çalışanların insanca çalıştırılması için Atatürk daha Cumhuriyet kurulmadan bu konuyu ele almış ve dediğim gibi Zonguldak Amele Kanunu adı altında 151 sayılı ve 1921 tarihli bir kanun çıkarmıştır. Nazım abi. Çünkü bu vesileyle de anmış olalım. Yani çok teşekkür ederiz. Kalkınması için ne derin, ne hangi konulara, maden mühendisi değil Atatürk, madencilikten anlamaz. Nihayet askeri eğitim görmüş bir insan ama her konuya bir dahi tabii, her konuya el atmış. Her konuda ülkenin sorunlarını çözmek, ülkenin kalkınması konusunda. Nazım abi çok teşekkür ederiz abi. Sağ olasınız. Gerçekten büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün madencilik konusunda da daha Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren yaptığı çalışmaları anlattınız. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok kısa bir bölümünü anlattım. Diğerleri kitaplar kitabımda, Atatürk'ün Diktiği Ağaçlar kitabımda daha geniş bilgiler bulunabilir. Teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Sağ olun. Evet Dursun Bey, biz de süremizin sonuna yaklaştık. Son sözlerinizi alalım. Savcı Bey, Saygı Bey, biraz önceki sorunuzda özel teşebbüsün, evet, ve devlet teşebbüslerinin farkları. Diye. Şimdi Türkiye'mizde son yıllarda büyük madenler açılmaya başladı. Yani şu anda Zonguldak'ta 1 milyon ton civarında yıllık üretimi olan bir devlet kurumu var. Evet. Ama şu anda Soma'da, Kınık'ta, farklı işletmelerde bunların çok üzerinde üretim yapan özel teşebbüsler var. Tabii bunlar teknolojik olarak bu önlemleri alıyorlar. İnşallah bu önlemlerin yanında takibi de yapılır. Ki burada ben hızla şunu dile getirmem gerekiyor. Dediğim gibi patlatma ortamını buradaki Amasra'da bir noktayı da belirteyim. Normal üretim yerinde patlayıcıyı ateşçiler yapar ve patlatmadan önce gerekli metan konsantrasyonunu, grizo konsantrasyonunu kontrol eder. Ondan sonra boşaltır ve %1'in altında olduğunu gördükleri zaman da patlatır. Tabii bu üretim panosunda bu yapılıyor. Ama benim bildiğim bir yer daha var. O da bu üretim panosunun önünde bir baş yukarı dediğimiz bir irtibat ve hazırlık çalışması var. Bu da tali havalandırma ile yapılıyor. Öbürü yani sonuçta şöyle görüyoruz. O, bir ihmaller zinciri o nokta, var yani. Saygı Bey, o noktanın çok iyi denetlenmiş ve çok hassas takip edilmiş bir kazaya veya faciaya verilmeyecek önlemler ve tedbirler alınmış olarak yürütülmesi gereken bir noktadır. İnşallah bu takip edilmiştir ve bu kazanın nedeni olmaz. Evet. Ve Sisler Bulvarı'nda sonuna geldik. Konuğumuz Dursun Akgüre'ye de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalınız.